Hepinize merhaba. Bugün böyle kısacık bir bilgilendirme videosu çekmek istedim sizler için. Biliyorsunuz ki bunu daha önce farklı videolarda ya da şeylerde anlattım size ama benim bu Instagram ya da YouTube'u açma sebebim aslında arkadaşlarımın da bana önerisiyle işte 6-7 senedir ya Selin ne kadar güzel şeyler anlatıyorsun, ne kadar güzel tarifler yapıyorsun, işte bir tava, tencere tava öneriyorsun, gerçekten sittin seni kullanıyoruz biz bunları. Niye bunları daha fazla insanla paylaşmıyorsun? Hani paylaş, daha çok insan yararlansın. Bakış açısından çıkmış bir şey. Ve evet dedim, yani gerçekten, çünkü ben birilerine faydam dokundukça mutlu olan bir insanım. Niyeyse böyle bir yapım var. Yani ben bunu kullandım, sen de kullan, bak çok seveceksin, gerçekten güven bana deyip ondan da karşılığında hakikaten ne güzelmiş ya, ben neyle uğraşıyormuşum ya bu zamana kadar falan gibi şeyler duymak beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla bu sayfayı da açarken hem insanlardaki bu sağlıklı yiyecekler sıkıcı ya da lezzetsiz olmak zorundadır algısını yıkıp tariflerimle hayatınıza dokunabilmek, hem kendimce araştırma yaptığım konularda ya da kendi görüşlerimde ya da kendi ürettiğim pratikliklerle bir yerinden hayatınıza dokunabilmekti. Fakat bunun yanı sıra şöyle bir şey gelişti. Şimdi ben tariflerimi paylaşırken, fikirlerimi paylaşırken işte arkada ürünleri görüyorsunuz. İşte ve ben bunların adını sanını özellikle kapatmaya gayret etmiyorum. İşte kullandığım granolanın markası da orada oluyor. Ya da bir salata yaparken ben salatalarda bu markanın şu peynirini kullanıyorum diye anlatmaktan da hoşlanıyorum. Dolayısıyla otomatik olarak böyle bir ürünlerin, daha doğrusu markaların görünürlüğü gibi bir platform da oluşmuş oldu hesabımda. Bundan da yani hiç açıkçası çekinmedim ve gocunmadım. Ben bir şeyi para karşılığında yapmıyorum diye yapmamam mı gerekiyor? Çok algılayamadım bunu. Çünkü şu tarz eleştiriler alıyorum. Hani reklam yapmıyorum ben diyorsun ama hadi yeme bize, işte Trendyol dedin, videonda Foreo dedin. İşte yemek yapıyorsun, granolanın markası görünüyor, peynirin markası görünüyor, işte tabak koyuyorsun, üzerine Paşa Bahçe'den aldım yazıyorsun. Evet yazıyorum, yazmayayım mı yani? Bunun karşılığında maddi bir gelir elde etmiyorum diye bunları sır olarak mı barındırayım hayatımda gibi bir algı oluşuyor bende de. Dolayısıyla hani bana bu işte hadi hadi kurnaz falan diyenler için aslında özellikle çekiyorum bu videoyu. Zaten çoğunuzla güzel bir samimiyet bağı kurduğumuzu düşünüyorum. Yani onu da şuradan anlıyorum. Soğanlı, domatesli, karpuzlu bir salata tarifi paylaştığımda Selin Hanım soğanla da karpuz olur mu deyip, buna rağmen de ama siz yaptığınız için deneyeceğim diye bir güven bağı oluşturduğumuzu görebiliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Dolayısıyla her şunu da söyleyeyim, yani reklama tabii ki karşı değilim ya da işbirliğine karşı değilim ama benim bu platformları açarkenki düsturum samimi olmak. Çünkü samimi olmazsam, gerçekten kullanmadığım bir şeyi paylaşırsam ya da tadını sevmediğim bir tarifi paylaşırsam günün sonunda bana ne diyeceksiniz? Yapmışsın da yani hiçbir şeye benzememiş bu diyeceksiniz ve beni zaten otomatik olarak takipten çıkacaksınız. Hani benim amacım bu değil. Yaptığım şeyi tabii ki sevmeye de bilirsiniz, damak tadınıza hitap etmeye de bilir ama yani ben bunları yapıyorum. Çevrem tarafından, paylaştığım insanlar tarafından da bunun çok fazla pozitif geri dönüşümünü alıyorum. Dolayısıyla neden 5-10 kişiyle, 10.000-15.000 kişiyle, hatta artık işte günümüzde şu an 91.000 kişiyle de niye paylaşmayayım diye bakıyorum açıkçası. Dolayısıyla ben işbirliği yapmıyor olsam bile galiba insanlar şeyi algılayamıyor. Bunun karşılığında işte bir maddi gelir elde etmiyorsa markayı paylaşmazdı. Kesin bunun altında gizli bir anlaşma var gibi bakıyorsunuz ama yok, maalesef yok. Daha doğrusu şu ana kadar yok. Henüz hiçbir işbirliğiyle tamam demedim diyeyim. Tabii ki işbirliği yapmak isterim. Yaptığım noktada da bunu gururla söylerim ama tahmin ediyorsunuz ki işbirliği teklifleri alıyorum. Fakat çok inceleyip sık dokuyorum gerçekten, çünkü sadece para kazanacağım diye ben burada kalkıp size kullanmadığım, sevmediğim bir şeyi önerirsem aramızdaki o samimiyet bağ kopacak
Ve böyle böyle azalacağız. Yani benim amacım samimiyetten yürümek, para kazanmak için yürümek değil. Ama samimiyet yolunda ilerlerken, bir de ben bir gelir elde edersem tabii ki elde ederim. Yani ne güzel olur, niye hayır diyeyim, çocuklarım için kenarda bir yerde birikir yani. Dolayısıyla reklama karşı da değilim. Yaparsam da gururla söylerim ama şu ana kadar yaptığım hiçbir şey reklam amacı gütmeksizin yaptığım şeylerdi. Bu şekilde de paylaşmaya devam ediyor olacağım. Sizlerin de hoşuna gittiğini düşünüyorum. Yazıyorsunuz işte ne kadar tatlısın, işte sürekli her şeyi paylaşıyorsun, adını veriyorsun, şeyini veriyorsun, ne kadar samimisin. Böyle olmaya devam edeceğim. Dediğim gibi ben bu platformları açarken ben nasıl para kazanırım, ben ne yapayım bunun için diye değil, benim söyleyecek kendimce çok şeyim var. Ben bunları nerede insanlarla paylaşabilirim, nerede daha fazla insana anlatabilirim diye düşündüğümden. Dolayısıyla dediğim gibi, yani siz bir yerden, bir markadan bir etek satın aldığınızda nasıl arkadaşınızla şuradan şöyle bir etek aldım, kalıbı çok iyi çıktı, muhakkak al, ya da şöyle bir krem aldım, çok iyi geldi yüzüme, bak muhakkak dene diye paylaşıyorsanız, ben de sizlerle eşimle, dostumla, arkadaşımla konuşur gibi konuşuyorum. Dolayısıyla dediğim gibi günün birinde bir işbirliği olarak da yaparsam herhangi bir paylaşımımı, bunu da zaten samimiyetle, gururla, göğsümü gere gere sizlerle paylaşıyor olurum. Hiç merak etmeyin. Bu da böyle beni çakal, işte yeme bizi diye yaftalamaya çalışan tatlı takipçiler için gelmiş olsun. Yine zaten böyle kafama takılan şeyler olursa, paylaşmak istediğim şeyler olursa ufak ufak böyle videolar çekerek sizlerle paylaşmaya devam ederim. Bugünlük benden bu kadar. En kısa zamanda yine görüşürüz zaten. Hoşça kalın.